konu meclisin çalışma takvimi olunca meclisin ne kadar tam toplandığı konusunda üzerine meclis başkanlığının ve başkanlık divanının üzerine düşen görevleri ve sorumlulukları ne kadar yerine getirdiği hususunda bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu parlamentonun 10 üyesi, ikisi eş genel başkan ve diğerleri milletvekili 10 üyesi 300 çoğunluğu 340 gündür yani 11 ay 6 ay 6 gündür tutuklular. Bugüne kadar bu parlamentonun 15 üyesi tutuklandı. Onu hala tutuklu. 23 milletvekili ise şimdiye kadar gözaltına alınıp bırakıldı. Bizim eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın bir gece senkronize bir şekilde 5 ayrı ildeki savcılıklarla birlikte gözaltına alınıp sonra tutuklanmasından sonra kendi dava dosyalarının görüldüğü mahkeme illerine en uzak cezaevine nakledildi. Ondan sonra o günden bugüne bu duruşmalara çıkarılma garabeti yaşanıyor. Şimdi tutuklu olduğu dosyadan bugüne kadar hala yargı önüne çıkarılmamış. Eğer herhangi bir engel olmaz ve yeni bir garabet ertelemeyi siyasi iktidar bu ülkeye ve bu meclise yaşatmazsa tutukluluğundan 399 gün sonra yani 7 Aralık günü mahkeme karşısına çıkacak. Demirtaş'ın, Sayın Demirtaş'ın tutuksuz olarak yargılanması mümkün değil miydi? Tabii ki mümkündü. Çünkü 399 gündür mahkeme karşısına çıkarmayan bir mahkeme demek ki acele sahibi değildir. Ama acelesi olan yargıyı siyasallaştırmış olan siyasi iktidardır. Ve Sayın Demirtaş'ın onların yanlış politikalarını teşhir eden, siyasi iktidarın yanlış politikalarını teşhir eden en etkili siyasetçi olması hasebiyle bugün tutuklanmış olması ve bir siyasi rehine olarak tutulması söz konusudur. Ama şimdi onu tutuklayanlar 400 gün boyunca mahkeme karşısına çıkarmayanlar yaşlı bir annenin, hatun tuğluk annenin cenazesini mezardan çıkarttırmaya yeltenecek kadar gözü dönmüşlerin iddianamesini 20 günde hazırlıyor. Kamuoyu baskısından ötürü göz boyamak ve kamuoyunun gazını almak üzere tutuklanmış olan birini 20 gün içerisinde iddianame tamamlanıyor, mahkeme önüne çıkarıyor ve tahliyesini sağlıyor. Göstermelik tutuklayan da siyasi iktidardır, bıraktıran da siyasi iktidardır. Yine Adalet Bakanı, Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin görüş istemesi üzerine şunu yazıyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne, milletvekili olmaktan kaynaklanan tüm hakları tutuklu vekiller kullanmaktadır ve yasama faaliyetlerine katılımlarının engellenmesine herhangi bir hak kaybı yoktur. Bu ne anlama gelir? Tutuklu milletvekilleri bütün yasama faaliyetlerine katılabiliyorlar anlamına gelir. Şimdi bunun neresinden tutacağız? Buna dair şunu ifade etmek istiyorum. Diğer arkadaşlara da vermedim haksızlık olmasın diye. Lütfen tamamlayın bu seferlik ama dikkat edelim bundan sonra lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi hak kaybı olmayan milletvekilleri tutuklandığından beri bu parlamento 107 bileşim 614 oturum yapmış, 271 kanun çıkarmış, rejimi değiştiren bir anayasa paketini buradan geçirmiş, 22 grup toplantısı yapılmış. Bunların hiçbiri buna katılamamışlar ama yasama faaliyetleri konusunda bir hak kaybının olmadığı konusunda akla zarar bir yanılsamayı Anayasa Mahkemesi'ne Adalet Bakanlığı yaşatabiliyor. En hafif deyimle bu Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ni yanıltması ve toplumla alay etmesinden başka bir şey değildir. Bu konuda eksik toplanan ve eş genel başkanımızın tutuklu vekillerimizin dilekçelerine cevap vermeyen meclis başkanlığı töhmet altındadır. Bu meclisin yasama faaliyetlerini tam işletemediği hususunda. Teşekkür ederim.